Siz değil. Ve tüm ekibine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu akşam Adana... Mutluyum, çok gururluyum. Başta Antalya'm adına, Antalya Büyükşehir Belediye'miz adına, Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Dört dalda ödül aldık. Çok gurur verici bir geceydi. Hakikaten sahneden inmedik diyebilirim. İlk önce temamız olan bahçemizden aldık. Bahçemiz ödüle layık görüldü. Daha sonra da iklim değişikliği ve yangına dikkat çekmiştik. Buradan da ödül aldık. Biz hazırlarken öncelikle bize verilen alanda hem şehrimizin tanıtımını yapmak hem de bize verilen yeşil alanda da iklim değişikliğine dikkat çekmeye çalıştık. Bize verilen alanda Akseki İbradı bölgemizin tarihi düğmeli evlerini tanıtmak. Böylelikle de sadece deniz ya da deniz yeşil için Antalya'ya gelmek değil, aynı zamanda yayla turizmiyle de Antalya'mızın tanıtımını yapmak istedik. Hakikaten binamıza koyduğumuz bir hatıra defterinde herkes düğmeli evleri çok merak ettiklerini, yerinde gelip ziyaret etmek istediklerini söylediler. Bahçemizde de bir dere kullandık. Bu derede yavaş yavaş gün geçtikçe suyun azaldığını, su azaldıkça çölleşmenin olduğu, çölden sonra da bir yangınla alanımızı noktaladık. Hatta Manavgat bölgesinde yanan ağaçlarımızdan getirdik ve alanımızın peyzajını bu şekilde bitirdik. Çok ilgi çekti alanımız. Herkesin farkında olmasını sağladığımızı düşünüyoruz ki jüri üyeleri de özellikle geldi, bu anlamda bize teşekkür etti, farkındalık sunduğumuz için. Expo'nun zaten ana amacı bu. Bir takım unsurlara dikkat çekmek. Biz de bunu hem şehrimizin tanıtımı anlamında hem de küresel ısınma, iklim değişikliğine dikkat çekerek yaptığımıza inanıyorum. Antalya'nın ruhu güzel, fiziki görüntüsü güzel. Başkanı güzel, çalışanları güzel. Burada gerçekten iyi emek ettiler. Antalya'nın düğmeli evini yaptılar ve iklim değişikliğini içeren çok güzel bir kompozisyonla çok güzel bir bahçe yaptılar. Tabii ki bu kompozisyon bütünüyle de ödül aldı. Dış mekan, iç mekan derken 4 tane ödülü aldı, Antalya'ya götürüyor. Ben tabii ki önce başkanımızı, sonra emeği geçen bütün arkadaşlarımızı hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum. Çünkü bu güzel organizasyonda emek ederek çok güzel bir Antalya bahçesi ve Antalya'ya mal olmuş, Antalya'nın taştan yapılmış düğmeli evini bize hediye ettiler.